Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Oyuncular tarafından tasarlanmış kartları incelememizi seven bir kitlemiz var en azından arkadaşlar. Onun için ufak ufak buna devam ediyoruz. Son yayınımızı çünkü tamamıyla Brawl üzerine geçirdik. Iron oynamadık. Boş geçmeyeyim diye geriye dönük kartlara bakıyoruz arkadaşlar. Bu 2018 Ekim'inde tasarlanmış kartlar sanıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar Cadılar Bayramı'na denk geliyor. Cadılar Bayramı için bunlar da böyle bu hard PvP'de şeyi takip ediyorlar. Akışı diyeyim. Halloween, yani Cadılar Bayramı temalı arkadaşlar. İskeletler yaptırmışlar insanlara. Başka bir sınırlaması yok. Normalde biliyorsunuz biraz daha bir sınırlama oluyor. İskelet temalı bir şeyler yapın demişler arkadaşlar. Bunlar da finalistler. Toplam 12 kart arkadaşlar. İlk kartımız Bones Fetcher. 2 mana 2-2 bir kuçu kendisi. Saldırınca elimize birebir bir iskelet veriyor. Şimdi arkadaşlar bu kart tabi biraz iyi. Şimdi düşünürsek arkadaşlar 2 mana 2'ye 1 bir yaratık var. Elimize 1 mana birebir rush veriyor. Şimdi bir kere 2 mana 2 2 rush idare eder. 1'e 2'leri 2'ye 2'leri dövüyor arkadaşlar. Bir de üzerine saldırınca elimize birebir iskelet de veriyor. Yani sağ kalıp ikinci bir tane daha verirse çok çok avantajlı olur. Vermese bile arkadaşlar 2 mana 2 2 bir de birebir iskelet. Yalnız tabii ele veriyor, unutmayın. Yazmıyor ama büyük ihtimal 1 manadır iskelet. Zaten yazılmıyor sanırım Hearthstone'da, ben onu karıştırıyorum. Normalde Magic'te arkadaşlar bu tür ekstra kart üreten kartlar bizar. Bir mana birebir iskelet eline al bilmem ne falan falan. Hani Magic'te gerçi öyle ele kart veren kart üretilmez ama bir şekilde böyle her şey belli olur. Burada öyle değil. Bu biraz güçlü arkadaşlar. Şimdi 3 mana 3 3 rush çok güçlü. Tamam ama 3 mana 3 3 rush'ın güçlü olması sebebi şu arkadaşlar. 2 mana kağıtla oyun önemli olduğu için 2'ye 3'leri işte 1'e 3'leri öldürüp sağ kalması iyi oluyor. Yani bu kart 3 mana 3 3 rush kadar güçlü değil fakat ele iskelet de veriyor. Ve nötral bir kart bu. 3 mana 3 3 rush biliyorsunuz warrior kartı bir de. Biraz güçlü bence. Bir tık güçlü. Güzel bir kart ama. Sonraki bir kartımız Spooky arkadaşlar. 1 mana birebir rush bir iskelet. Öldü mü destemize Scary kat karıştırıyor. Scary'nin health'ine 2 bonus veriyor. Scary'yi bulalım şurada. Bu. 1 mana birebir taunt. Öldü mü destemize Spooky karıştırıyor. Spooky'nin biraz 2 hata artıyor arkadaşlar. Şimdi yani bu 1 mana birebir rush kullanıyoruz. Destemize 1 mana 1'e 3 taunt veriyor. 1 mana 1'e 3 taunt ölünce destemize 1 mana 3'e 1 rush veriyor. O destemize 1 mana 1'e 5 taunt veriyor falan falan. Şimdi arkadaşlar burada problem şu. 1 manaya 1'e 1 rush zayıf. Destemize 1 manaya 1'e 3 taunt veriyor. Diyebilirsiniz ki daha Voidwalker gibi iyi. Ama arkadaşlar problem şu. Voidwalker birinci tur iyi. Şimdi siz bir kere Spooky kaçıncı tur kullanacaksınız değil mi? Birinci tur zor. Adamın hemen birerli bir şeyimiz lazım. İkinci, üçüncü tur Spooky'yi kullandınız. Öldü destenize bunu karıştırdı. Şanslı olup çektiniz. Beşinci tur Voidwalker arkadaşlar. Beşinci tur Voidwalker kadar etkili değil. Sonra 1 manaya 3'e 1 rush oluyor. O artık güçlü. Ama problem şu arkadaşlar. Yani 1 manalık kart oynadınız. Öldü, karıştı, çektiniz. Bir daha öldü bilmem ne bilmem ne. Hani fatigue karşı yardımcı oluyor falan diyeceğim ama biraz fantazi şeyle iyi olabilir arkadaşlar bu. Eğer oyunda gerçekten var olsaydı bu kart. Hunter Quest ile iyi olabilirdi. Çünkü Torvir Warden'la falan sürekli çekecek bir şey olur. Sürekli tekrar tekrar desteğe gidip gelip gelip işe yarayabilirdi. Ama onun dışında biraz zayıf bence. Yani şimdi belki arkadaşlar şu şöyle hani bir 1'e 2 olsaydı ilk geldi bu 1'e 4 olsaydı bir mana 1'e 4 ton çıkmıyorsunuz aşırı güçlü oyunda yok öyle bir şey. Hani bu 1'e 2 olsaymış ama tabi bu 1'e 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 1 de bir tema yapmış adam. Bence biraz zayıf kalmış arkadaşlar kart. 7 mana Devastator. 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 7 mana 3-6 arkadaşlar. Çok kötü atak defans fakat spell'ler 0 mana olur ve hiçbir şey yapmazlar. Wow. Çok kötü bir dizayn. Arkadaşlar Spells Do Nothing ne demek ya? Yani düşünün bunu indiniz arkadaşlar az yaratıklı bir desteğe karşı.
kontrolde sizinle karşı. Adam masaya Framestack'la, Blizzard'la, Dragon's Fury'yle, Defile'la, Hellfire'la çözüm buluyor. Hadi bu. Atamıyor hiçbirini. Karsten yaratıkları öldürmesi lazım arkadaşlar bunun. Siz de tabii düşünün mesela. Ben bunu bir rogue desizine koyuyoruz arkadaşlar. Wild Spines'lı falan gibi yaratık öldüren yaratıklarınız var. Bu aşırı güçlü. Çok kötü bir zaman bence. Mesela bunun finalist olamaması lazım. Yani çünkü arkadaşlar hep derim. Güzel kart yaptım. 1 mana 30-30 charge. Güzel kart. Yani şimdi bu aşırı güçlü olması güzel olmuyor. Hatta arkadaşlar aşırı güçlü olması kötü oluyor. Yani çünkü yoksa dediğim gibi 1 mana you win the game diye kart yap. Çok güçlü. Süper. Herkes listesine koyar. Ama yani düşünsenize arkadaşlar. Oyunda you win the game diye bir kart oldu. Herkesin listesi. Kart legendary olsun. 29 kart olacak. Artı üzerine bu. İlk çeken kazanır. Mesela oyun çok güzel. Bir de adamın tadı geliyor. Tak you win the game. Yani. Güzel bir tasarım değil. Tamam tabii ki bu o kadar abartı güçlü değil ama arkadaşlar yani oyundaki bir sürü desteği oynanılamaz hale getirmesi biraz tatsız yani. Diyorsunuz ki bir dakika abi spell atamazsın artık. Yani düşünün arkadaşlar siz bunu bundan sonra kimse spell atamıyor tamam kabul. Siz bunu arkadaşlar sürekli yaratıklarla koruyorsunuz. Düşünün mesela Prince Kelesetli bir Tempo Rock destesi. Biliyorsunuz çok az spell alıyor o eserde. Yani arkadaşlar Wild Spines'leriniz var. SI7 Agent'ınız var. Bomberiniz var. Değil mi yani? Bir şey yapan yaratıklarınız var. Adamın destesine mesela rakibesinin yarısı gitti. Ne yapacak bunu? Bir de 3'e 6 arkadaşlar o da fena değil. Yani atak defansı da çok kötü değil. Atıyorum yanına Giggling Inventory'niz koruyorsunuz. Adam defile atamaz bir şey yapamaz. Mahveder yani. Aşırı güçlü. Çok kötü bir kart bence. Tenebrous Reaper 7 mana 2-3. Bakalım ne yapıyor. Bir minyonu Silence'layıp öldürüyor arkadaşlar. Ne işe yarıyor derseniz Death Rattle'ını çalıştırmıyor değil mi? Yani Silence'layıp öldürmenin tek avantajı o. Çünkü Destroy hani şey biliyorsunuz. Divine Shield'ı geçebildiği için Silence o konuda bir işe yaramıyor. Ama dediğim gibi Death Rattle'ını patlatıyor. Bir de elimize Soul Essence veriyormuş arkadaşlar. Bakalım. Soul Essence'a. 3 manaya bir yaratığa silence'layıp öldürmüş olduğumuz minion'ın özelliklerini veriyor. Şimdi arkadaşlar zaten Assassinate biliyorsunuz 5 mana. Bu şimdi Assassinate'den iyi bir iş yapıyor. Değil mi? Silence'da ettiği için. Ama tabii yani arkadaşlar çok çok da inanılmaz bir iş yapmıyor. Çünkü Death Rattle'ını kaldırıyor sadece bir nevi. Aslında bakınca. O güzel. Bir de üzerine 3-3 body'si var. Bir de elimize 3 manaya tekstini veren bir kart veriyor. Arkadaşlar şimdi bu tabi Alakir gibi bir karta yaparsanız bayağı iddialı. Düşünebiliyor musunuz? Ya. Tenebrous Reaper açtınız. Adamın Alakir'ini öldürdünüz. Sonra bir yaratığınız arkadaşlar Wind Fury Charge Divine Shield taunt veriyorsunuz. 3 manaya. Bam 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 bam. Yani ne bileyim 7-7 falan olsa eyvahlar olsun yani. Aşırı güçlü diyemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar Assassinate gibi kartlar pahalandıkça kötüleşiyor. Yani o 5 mana da tatlı bir yerde o kart. 7 manaya biraz daha iyi bir Destroy kartı o kadar iyi değil. Tabii yine güzel kart. Tabii Neutral bir Legendary olması biraz problem arkadaşlar. Herkese bu kadar kuvvetli bir kart vermesi. Yani tabi bence Devastator gibi kötü değil ama Spooky'den iyi. Biraz fazla iyi gibi. Ama öyle çok 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 değil. Bakalım arkadaşlar bir sonraki Grindfodder 4 mana 3-6 öldüğü zaman bunu öldüren minyona artı 2 artı 2 taunt veriyor. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle bir problem var. Bir kere 3 mana 3-6 4 mana 3-6 demiş olabilirim demin yanlışlıkla. 3 mana 3-6. Bir kere 3 mana 3-6 çok güçlü. Yani oyundaki 3 mana 3-6 yaratığı düşünürseniz Warlock'ta Half Heal var. Her damage'inde kart discard. 3 mana 3-6 çok ciddi bir şey. Yani 3 manalık yaratığına başa çıkması imkansız. 4 manalık yaratıklar bile zor başa çıkar. Ve arkadaşlar bunu ben görünce aklıma Cube geldi. Carnivorous Cube'u bunu yerseniz 5 manaya 6 ya 8 taunt yemiş oluyorsunuz. Kendi yaratığınızı öldürüyorsunuz ya. Bunu öldüren minion'a veriyor. Evet, Cube bunu yok etti. 5 mana 6 8 taunt. Ölümü 2 tane daha 3 6 veriyor. Yani artı 2 artı 2 taunt ciddi bir şey ama arkadaşlar bence biraz güçlü kart.
3 manaya belki 2'ye 6 olabilirdi. Yani bir de nötral ayrıca arkadaşlar. Baya baya tehlikeli. Bir de arkadaşlar adam mesela buna Assassinate ve benzeri Shadow World Pain atarsa mesela olmuyor bir şey. Bakın dezavantajı yok hiç. Yani çünkü bunu yok eden minion artık geldik tonto. Ya da minionla yok etmezse bir şeyle yok ederse spell yok ederse vermiyor. Biraz güçlü gibi arkadaşlar. 3 mana 3 6 çok ciddi bir olay çünkü. 1 mana 1 1 Eco Life Steal çok kötü. Yani arkadaşlar 1 manalık ekolu bir kart çok iyi bir şey değil. Çünkü özellikle en azından yaratık. Çünkü masayı dolduruyor hemen arkadaşlar. 6 mana 6 tane 1 1 Eco Life Steal tamam. Bütün masaya bir product topla. Yani bir de tabii Life Steal biliyorsunuz büyük atakla iyi oluyor. Bence biraz zayıf bir kart. Çok beğenmedim. Rotting var olur. 3 mana 4'ü 3. Opponent'ın silahını silence et. Şimdi arkadaşlar bu dizaynları yapan insanları ben biraz şark kurnaz olarak görüyorum. Kurnaz akıllı. Arkadaşlar 3 mana 3'e 4, 4'ü 3. 2 mana 2'ye 3, 3'e 2 yapıp üzerine ufak bir özellik koyuyorsun. Şeyi sağlayacak. Kuralları sağlayacak. Kart güzel oluyor. İyi yani. Tam dengeli kart oluyor arkadaşlar. Onu yapması kolay zaten yani. Yani her yarışmaya gir böyle. 2 mana 2 3 3'e 2, 3 mana 3 4 4 3 yap. Üzerine minor bir efekt koy. Hoppa. Adamın silence'ın silahını silence. Arkadaşlar oyunda kaç tane silence'ın önce bir şey olan silah var ya. Bakın Blood Razor'ın Death Rattle'ı. Death Bite'ın Death Rattle'ı. Necron Blade'ın Death Rattle'ı. Çünkü işte silahlar çok fazla ability olan kartlar değil zaten. İşte Gore Howl'ı silence diyebilirsin. Super Collider'ı silence diyebilirsin. Super Collider güzel ezer gerçekten. Ama yani şimdi oyunda çok fazla efekti olan silah yok arkadaşlar. Silah mesela diyor ki 5 manaya 5'e gidiyor Arcanine Creeper. Silence'leyemezsiniz yani. Yani daha bir işe yaramaz. Yani kuralı sağlamış mı? Sağlamış. Dengeli mi? Dengeli. Ama arkadaşlar biraz kolaya kaçılmış. Güzel bir dizayn değil. Eforsuzca yani tembelce yapılmış. Diyor ki tamam abi 3 mana 4'ü 3. Konu ne? Bir iskelet, iskelet resmi koy. Bir de ne yapayım? Adamın silahını silence'layayım yani. Minör bir şey abi. Ne bileyim işte. Adamın bir yaratığına bir vur filan. 5 mana 4'ü 3. Bir friendly minion önce elinize bir power cord ekleyin diyor. Şimdi power cord arkadaşlar sanıyorum Elite Torrent çiftinin verdiği kartlardan biri miydi? Power Cord. Evet öyle bir şey değil mi? Ha tamam. Okey arkadaşlar. Power Cord Elite Torrent çiftinin verdiği kartların genel adıymış. Nasıl arkadaşlar Lich King'in verdiği kartlara Death Knight kartları deniyor. Efendim Isera'nın verdiği kartlara Dream kartları deniyor. Elite Torrent çiftinin verdiği spellere de Power Cord deniyor arkadaşlar. Bu kart arkadaşlar Cult Master'a benziyor. 5 mana 4'ü 3. 3 4 mana 4'ü 2'dir ya Cult Master. Fakat kart çekmek yerine arkadaşlar elinize Power Cord kartı veriyor. Power Cord kartları arkadaşlar şunlar. Bir tanesi 4 manaya 3, 4 veya 5 Murloc çıkartan bir kart. Birebir Murloc'lar. Bir tane 4 manaya random horde kartı çıkartan kart. İşte arkadaşlar Sengen Shieldmaster gelebiliyor, Grom gelebiliyor. Çok büyük bir varyansı var. Yani World of Warcraft'ta horde'a dahil olan karakterlerden bir tanesini getiriyor. Ve sonuncusu arkadaşlar Rogue's Loot from Behind 4 manaya 4 vuruyor. Dura ve kart. Yani orta karar gücü sahip kartlar arkadaşlar. Tabi fena değil yani. İdare eder bir kart arkadaşlar. Yani işte ne bileyim değişik dokuş olacaktır. Bunu yapıp tık 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 elinize 2-3 tane power cord alsanız bayağı acıdır. Güçlü yani. Çok güçlü de değil. Fena değil. Fena değil. Drogor arkadaşlar biz önce 4 mana 3 6 saldıramıyor. Oyuna geldiği zaman Mask of Kings takıyormuşuz. Silah yani. Görelim Mask of Kings'i. Bu. 4 manaya 1'e 3 silah. Bunu direkt takıyor ama 4 mana bu önemli değil. Hero'm saldırınca
Drogor da o hedefe vuruyor. Ölünce de Drogor'u silence ediyor arkadaşlar. Ha. Yani kent atak özelliğini kaldırıyor. Şimdi ben anlamadım. 4 mana 3-6 yaratık. Bir de üzerine bir de bize 1'e 3 silah veriyor. Fakat silahın vurduğu yere vuruyor. Burada da arkadaşlar silahla vurup yaratığı öldürürseniz hiçbir şeye vuramıyor. Ya yani mesela adam yaratık birebir. Pat pat. Ama mesela işte arkadaşlar 4'e 4 bir yaratık var. Vuruyor. Yalnız bu kart charge gibi mi oluyor? Yanlış mı anlıyorum şimdi? Arkadaşlar. Drogor'u açtım. Önüme 1'e 3 silah verdi. Adamın kafasına vurdum. Saldırı yeri Drogor da saldırır diyor. Tak diye adamın kafasına 3 tane vuruyoruz. Oo. Olmamış galiba. Hani 4 mana 3'e 6 ve ki yani 3'e 6 gibi 4'e 6 gibi açtınız vurdunuz. Bir sonraki bir daha vurdu. Bir de sonra da silence ediyor yani arkadaşlar. Sonra da kenti tane de kaldırıyor üzerinden. Anlamadım ben biraz fazla iyi değil mi ya? Arkadaşlar yani kartın yanında Korkron Elite halt etmiş 4 mana 4'ü charge the warrior kart. Çünkü açıncasınız 4 vuruyorsunuz. Health'iniz 6 bir kere. Sonra 2 kere daha 4 vuruyorsunuz. Sonra 3'e iniyor. Anlamadım yani eğer benim düşündüğüm gibi ki öyle gözüküyor. Geldiği tur saldırabiliyorsa çünkü işte o saldırma işi yani bir kart sizi saldırmaya zorlarsa o turn saldırabiliyor mu yoksa zız modunda mı bakmıyor işte saldırır yani. Biraz psycho olmuş. Fazla güçlü ya bu tuhaf. 5 mana 7-7 taunt Cursed Bone Giant. Turnümüzün sonunda bir mana kristalimizi kırıyor. 5 mana 7-7 taunt da az değil ha. Yani arkadaşlar bir kere ileri oyunda bayağı avantajlı çünkü yani 10 manın 9'a indiniz. Tekrar tur gelince 10'a çıktınız. Bir şey olmuyor bir de yani 7-7 taunt. Şimdi arkadaşlar bu gibi dezavantajlı büyük yaratıkların tauntlu olması çok kuvvetli oluyor. Çünkü böyle devamlı dezavantajlı olan kartlar arkadaşlar rakip mümkün mertebe yok sayıp kafanıza gidip sizi ezmeye çalışıyor. Örneğin işte arkadaşlar Venture Commerce'ini 5 mana 7 6 olan. Onun gibi yani overstated yani statleri aşırı yüksek. Fakat ciddi dezavantajı olan kartlar arkadaşlar rakip diyor ki tamam abi ben onun kafana gideyim. Arkadaşlar bunun kafaya gidemezsiniz. Tutuyor. Ve yani baya güçlü. Güçlü biraz ya. Yani şimdi dezavantajı ciddi ama arkadaşlar 5 mana 7 ton da az buz bir şey değil yani. Şimdi biliyor musunuz? 10 mana şuna 2 tane indiğinizi. Örneğin yani. Baya güçlü. Biraz güçlü olmuş. Çok beğenmedim. Waffles the Underdog Hunter kartı. 2 mana 2'ye bir rush. Bu arada arkadaşlar bu söyleyeyim size Halloween'di bu. Ekim civarında yapmış kartlar bunlar. Yani burada daha Rastakaz Rumble çıkmamıştı. En son çıkan set Bloomsday Project'ti. Onun için Rush'lı kart biraz çok var. Rush orada geldi ya. Rush orada mı geldi? Hayır Rush aslında Witchwood'da geldi değil mi? Evet. Ama yani yine de hani güncel mekaniklerden birisiydi. Orada magnetik gelmişti. Zaten iskeletlerde magnetik tuhaf olur. Ne diyor arkadaşlar? 2 mana 2'ye 1 öldü mü? Dormant oluyor. Dormant olmak arkadaşlar şey gibi. Hatırlıyorsunuz kartları. Sherazin the Corpse Flower, Corpse Flower ve The Darkness gibi. The Darkness da hani açılınca uyuyor. Ondan sonra adamın destinden mumları çekiyorsunuz. Mumlar geldikçe, 3 mum geldikçe uyanıyor falan ya arkadaşlar. Dormant demek yani uyuyor. Yani kart masada böyle duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Belli bir koşul sağlarsanız geri geliyor. Arkadaşlar bu da bir yaratığınızın death rate'ını triggerlayarak geri geliyor. Yani şöyle arkadaşlar bunu açtınız 2 mana 2 1. Tak vurdunuz bir şeyini öldürdünüz. Ondan sonra bu masa duruyor. Egg açtınız diyelim mesela. Egg'in death rate'ını tetiklediniz. Hop geri geldi bir daha vuruyor falan. Bence biraz fazla güçlü arkadaşlar. Bir kere 2 mana 2 atak rush. Yani düşünün arkadaşlar. Zaten kötü bir arcane shot gibi. İlk kullanımında. Bir daha kullandığı zaman inanılmaz bir değer. Arkadaşlar. Oyunda hiçbir kartın veremediği bir değer oluyor. 2 mana 2 kere 2 vuramazsınız yani.
Ve yani tabii arkadaşlar bu kart desteği aldıysanız buna uygun bir şey yapacaksınız ki yani biliyorsunuz şu an Death Rattle Hunter diye bir deste var mesela. Düşün. İşte bunu indin. Vurdun bir şeye. Efendim şey. Neydi adı? Egg. Tur geldi. Egg'in Death Rattle'ını triggerladın. 5'e 5 koydun. Hop bir daha araç vurdun. Sonra Cube'u yedin. Cube'un Death Rattle'ını triggerladın. Play Dead. Hop hop bir daha falan falan. Tabi masada yer işgal ediyor. Emin değilim yani. Death Rattle'a giren miydi ama arkadaşlar yani güçlü bir kart. Son kartımız arkadaşlar Trick or Treat. Biliyorsunuz bu Cadılar Bayramı'nda çocuklar yüzlerini boyar. Ondan sonra gider Trick or Treat der. İşte ya bize bir şeyler ikram et ya da biz sana korkutalım seni falan falan hesabı. Bu o. Ne yazık ki çok kötü bir dizaynla kapatıyoruz arkadaşlar. Choose one Druid kartı arkadaşlar. Ya 3 tane iskelet çıkart birebir ya da kart çek. Şimdi arkadaşlar burada problem şu. Bir kere kart çekmenin hakkı 2 mana değil. Atraksiyonlu bir kart olması lazım kart çekmesi için 2 manaya. 1 manaya kart çektirip bir şeyler yapan kartlar bile var. Hadi onu geçtim. Yani choose one olduğu için alternatif olduğu için biraz pahalılık okey. 3 iskelet. 3 tane birebir çıkartmak ne demek arkadaşlar 2 manaya? Oyunda yok böyle bir kart. 2 manaya 3 birebir çok güçlü. Yani 2 manaya 3 tak koyuyorsunuz ve 3 karta yayılmış. Yani şöyle düşünün arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunu. Yeni gelen egg var ya Scarab egg. 2 manaya 0 2 ölüm 3 tane birebir koyuyor. Yani bir egg'in death rattle o. 2 manaya 3 tane birebir koymak. Yani bunu böyle ikinci tur açarsa arkadaşlar agresif tur desteğinde bir de biliyorsunuz 1 manaya artı 1 artı 1 veren kart var. Wild'da mesela. Bütün yaratıklara temelli olarak filan. Savage'la inanılmaz iyi. Çok kötü bir dizayn olmuş. Belki 3 mana yapsam da 3 mana yapsak aslında olabilir. İşte ama draw a card. Draw 2 cards belki yapabilir 3 manaya. O zaman da Arcane Interact'in iyisi oluyor da. Belki 3 manaya draw 2 cards olabilir. Çünkü arkadaşlar şu an yani bir kere bir seçenek OP. Aşırı güçlü. Onu seçecek herkes. Çok özel durumda olmalı söyleyeceğim. Ve bir seçenek de çöp. Yani çok kötü bir choose one kartı arkadaşlar. Yani o seçeneklerin birbirine yakın olması lazım. Tamam. Birisi biraz ağırlık alabilir ama yerine göre. Mesela arkadaşlar Druid of the Claw düşünün. Genellikle 4'e 6 taunt oynarsınız. Ama 4'e 4 charge'ın da oynandığı yerler olur. Wrath'ta mesela 3 damage de iyidir. 1 damage draw a card de iyidir. Yerine göre seçeceğiz. Burada bir yeri yok yani. Çok nadiren draw a card seçilir arkadaşlar. 3 bile biraz buz bir şey değil. Bir de 2 mana 3 tane bile dediğim gibi hani oyunda olmayan bir şey. Değil mi? Yani şimdi belki Druid of the Claw'un ki gibi 4, 5 mana 4 6 taunt dayak ama yani onun güç seviyesine yaklaşan bir şey var arkadaşlar. 3 birebir bayağı iyi. Düşünün şu an arkadaşlar standartta Boomsay Project'te 2'ye 1 bir kart var. Yanına 2 tane birebir koyuyor. Yani bir 2'ye 1 2 tane birebir. 3 mana o kart arkadaşlar. Ve o kart güzel bir kart yani. Hani aynen da zevkle alıyoruz. Microtech Controller. Şimdi bu 3 tane birebir veriyor. Bir mana ucuza. Yani düşün. Bir mana ucuzluyor. Bir atak kaybediyorsun sadece. Hiç health kaybı yok. O ne ya? Öyle dizayn olmaz. Bu çok kötü. Mesela arkadaşlar bu kartın ve bu kartın finalistlere kalması şu Devastator ve Trick or Treat'in finale kalması beni üzüyor. Bakın diğerlerini anlayabiliyorum. Yani bazıları hoş olmuş. Bazıları bir şey. Şu da pek iyi değil. Yani yine de bunlar gibi değil yani. Yani tabii yani burada arkadaşlar insanlar oyluyor. Yani herkesin oyu burada bir. Ve yani çok iyi bilmeyen insanlar da belki oyluyor. Gerçi yine bu dar bir komünite ama bunlar çok net bir şekilde hatalı ve kötü kartlar arkadaşlar. Yani bakın dedim, kötü karttan şunu anlamayın. Güç seviyesi zayıftan bahsetmiyorum. Yani arkadaşlar mesela örnek vereyim kötü kart. Bu kartı mesela adam rogue kartı yapsaymış yani mesela bayağı kötü bir kart. Niye arkadaşlar? Çünkü rogue'a uygun değil. Kendi mana kristalini kırmak değil mi? Kurban etmek, feragat etmek Warlock'un işi. Mana kristalini verecek, yaşamını verecek, kendi perişan edecek. Yani klasların verdiği bir tat var arkadaşlar. O tadı bozmamak lazım. Bir. İkincisi işte arkadaşlar verilen temaya uymak lazım. Bir resim olması lazım düzgün. Ondan sonra ve tabii en önemlisi arkadaşlar kartın oyundaki kartlarla kıyaslandığı zaman sırıtmaması lazım. Ve efektinin abartılı olması lazım. Mesela arkadaşlar bakın tamam oyunda bu karta benzer bir kart yok. Yani böyle bir şey olamaz.
Yani destesini spell ağırlıklı yapan herkese diyorsun ki öldün abi sen şu an. Düşün arkadaşlar mesela Big Mage. Karşısına Jayne inebilir. Belki Astromancer inebilir. Bilmem ne. Yani arkadaşlar onlar yoksa. Ve yani siz düşünün siz bunu yani siz bu kartı onlara karşı savunabilirsiniz de. Yani düşünsene siperler hiçbir şey yapmıyor ne demek ya. Siperler hiçbir şey yapmıyor diyor adam. Düşünün mesela bunu indiniz. Geldi 5 mana Faceless Mirror bilir. Kopya. Hadi. Yani kazali birini öldürürse öbürünü öldüremeyecek. Düşünün adamın Flame Strike'ları, Blizzard'ları, Dragon's Fury'leri. Değil mi? Hiçbir şey yapmıyor. Başka? Yani. İşte ne bileyim arkadaşlar. Tog Veigle Mil'druid düşünün. Adam Spreading Plague'leri oynayamaz. Ultimate Infestation oynayamaz. Swipe atamaz. Wrath atamaz. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Düşün mesela bunu yediniz bitti o. Çünkü o destenin yaratıkları esas müdahalesi arkadaşlar. Büyüleriyle. Yani tamam karşısına belki Arcane Tyrant falan bir şeyler de arkadaşlar yani. Siz de bir tane Arcane Tyrant'ı bunu öldürmezsiniz yani. Öldürtmezsiniz. Savunabilirsiniz yanına karşı. Onun için bu kötü düzenlenmiş. Yani arkadaşlar bunu vurgulamın sebebi şu. Hani kartlara böyle yaklaşırsanız oyunda olan kavrayışınız da artar. Şimdi diyeceksiniz bunun benim Hearthstone bilgime, becerime katkısı ne? Var arkadaşlar. Buna düzgün ele almak lazım. Yani illa bir gün oturup hepimiz kart yapacağız demiyorum ama gerçekten oyunda olan kartları tartarken, birbiriyle kıyaslarken arkadaşlar bu gibi yargılama becerilerinizin gelişmiş olması iyi bir şey anlatabilirim. Yani bu yarışmaya bakıp bu kartın ve bu kartın kötü olduğunu söyleyebilmeniz lazım rahatlıkla. Bunlar çünkü çok sırıtıyor. Ya yani bunu zaten herhalde herkes söylerdi arkadaşlar. Yani zaten onun için bu kartın nasıl oy aldığını da ben anlayamam açıkçası. Yani nasıl finalist olmuş? Çünkü arkadaşlar bunlar finalistler yani şöyle oluyor. Forumda bunlar bir başlık açıyorlar. O başlığın altına işte atıyorum Ensel, Destroyer, işte Başar gidiyor kartlarını koyuyor. Temal oyunu kartlarını. Bunlar bir oylanıyor mu oylanıyor. Bunlar finalist oluyor. Sonra finalistler oynayıp arasından bir tanesi kazanıyor. Ben sanıyorum sezon 8'de kazanan bütün kartları incelemiştim. Sanıyorum burada kazanan bu. Ki bence iyi bir kazanan kart değil arkadaşlar bu kart. Çünkü bu kart biraz fazla iyi. 2 mana 2 kere aşırı nötral. Elinde bire bir iskelet veriyor falan. Güzel yani bayağı arkadaşlar. Belki olabilir ama yani bence biraz fazla iyi. Ben olsam kimi seçerdim? Bence arkadaşlar şu hoş. Ben buna verdim oyun. Bu gibi tembel kartlarını da sevmiyorum arkadaşlar ben. Yani anlatabiliyor muyum? Kazanmak istiyorsunuz. Her yarışma al abi 3'e 2. 2'ye 3. Hop minör bir özellik. Minör bir özellik. Yani kuralları sağlasın. Bilmem ne olsun. Hop 3'e 2, 2'ye 3. Yani bu dediğim gibi çok kolaya kaçmak yani. Hani bu adamlar şu bile dahil olmak üzere en azından orijinal bir şeyler yapmışlar. Yapmaya çalışmışlar yani. Bu adam ne yapmış ya? Koy yani. 3'e 3 hop koy. Hop hop. Yani işte arkadaşlar koyduğunuz şey biraz ciddiyse 3'e 3'e indir. 3 manaya filan falan. Böyle yani. Bakalım arkadaşlar. Şimdilik tabii şu an güncel durumdayız. Sezon 9'daki bütün kartları sanırım inceledik. Biraz sezon 8'de geri gidiyoruz. Yani bu videoların sıklığını arttırırsak zaten bakılacak çok materyal var daha. Ufak ufak koyarız. Genel olarak seviyorsunuz diye bunları yapmaya devam ediyoruz. Yorumlarınız, fikirleriniz varsa bu kartlara bakabiliriz. Başka kaynak siteler falan varsa, aklınızda bir şey varsa yani burada da güzel kaynak kartlar oluyor ona da bakalım falan diyorsanız söylersiniz. Bakarız. Görüşürüz.